Nasılsın Halideciğim? Seni iyi görmedim. Nereden böyle? Avukatımdan geliyorum. Hala Kemal'i kurtarabileceğini düşünüyorsun, öyle mi? Bence boşuna çabalıyorsun. Bebeği kaçıranın o olduğu gün gibi aşikar. Ben bundan senin kadar emin değilim ona. Ama Kemal'i kurtarmak için de daha fazla çabalamaya niyetim yok. Ben de bu yüzden avukatımla görüştüm. Kemal'in artık müdafaa edilmek istemediğini söyledim. Müdafaa edilmek istemiyor demek. Suçunu itiraf etmeyi mi düşünüyor? Mesele bu değil Orhan. Kemal her şeyi biliyor. Neyi biliyor? Evi yaktıranın sen olduğunu. Benim de bunu bilmeme rağmen ondan gizlediğimi. Nereden öğrenmiş peki? Anlaşılan evi yaktırdığın adam söylemiş. Bak Orhan. Ben Kemal'i kaybettim. Daha fazla kaybedecek bir şeyim yok artık. Ama sen korksan iyi edersin. Neden korkacakmışım? Hapse girmekten. Bu adam Kemal'e her şeyi anlattığına göre mahkemede de pekala konuşabilir. Öyle bir şey olmayacak Halideciğim. Bildiklerini saklayarak sen de bu suça ortaklık etmiş oldun. Artık istesen de, istemesen de senle ben bu suçun ortağıyız. Ben yanarsam sen de yanarsın. Alo. Vereceğim adrese bir ambulans gönderir misiniz lütfen? Halide Hanım, ne oluyor? Ne yapayım burada? En başından beri yapmam gerekeni yaptım. Ya Deze, sen ne diyorsun ya? Sen bunu nasıl yapan Allah'ın sen ya? Ramazan, buraya beni kınamaya geldiysen hemen çek git. Dinleyecek vaziyette değilim. Hastamız kendine yeni geldi. Onu çok yormayalım lütfen. Tamam, tamam. Ben de gidiyorum zaten. Yaptığınız çok tehlikeliydi Halide Hanım. Bebeği kurtaramadık ama şansınız varmış ki size bir şey olmadı. Ucuz atlattınız doğrusu. Ancak bundan sonra gebe kalmanız mümkün olmayabilir. Güllü, bir şey mi oldu? Konuşmamız lazım. Usta, ben geliyorum. Tabii tabii. Kemal, sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. Ne oldu ki? Sen şey... Ben ne? Sen, Halide ile. Evet. Halide hamileymiş Kemal. Ne? Kemal, bana doğruyu söyle.
Sizin aranızda bir şey geçti mi? Bu ne biçim soru Güllü? Ne vakittir Halide'den ayrılmaya çalıştığımı sen de biliyorsun. Böyle bir şeyi nasıl söylersin, nasıl sorarsın? Sormaya mecburdum Kemal, affedersin. Yani doğru olmadığını ben de biliyordum ama sormak zorundaydım. Nereden duydun bunu? Doğru olduğun ne malum? Seher. Seher söyledi. Dediğine göre Halide Ekrem'den gebeymiş. Ama senden olduğunu iddia ediyor. Bu iş çığırından çıktı artık. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Kendini ne zannediyor? Kemal. Eğer çocuğun Ekrem'den olduğunu ispat edebilirsek derhal boşanabilirsin. Ben de çiftliği geri alabilirim. Ha? Bir düşünsene, her şey istediğimiz gibi olur o zaman. Kemal, ne oldu? Neden susuyorsun? Bak Güllü, sadece Halide'nin değil, benim şerefim de söz konusu. Bu meselenin dillendirilmesi hiç hoş olmaz. Ne demek bu? Yani susacak mıyız? Bak bunu Halide'ye karşı kullanabiliriz Kemal. O bizi namussuzlukla suçlarken iyi miydi? Ne yapacaksın? Ha? Ortaya çıkıp Halide Ekrem'den hamile mi diyeceksin? Yakışık alır mı hiç? Ama bir şey yapmaya mecburuz. Bak, Halide'yi tehdit edip çiftliği bu şekilde ondan alırsan senin de Halide'den bir farkın kalır mı? Nereye? Çiftliğe. Bu işi ben çözeceğim. Sen sakın bir şey yapayım deme. Sakın. Hayırdır Kemal? Halide'yi görmem lazım. Sen az bekle. Halide Hanım'a haber vereyim. Hanımım, Kemal Bey geldi. Sizi görmek istiyor. Kemal mi? Gönder gitsin. Baş üstüne hanım. Halide Hanım seninle görüşemeyecek. Halide! Kemal. Yasin Ağa, sen çıkabilirsin. Konuş bakalım. Ne dolaplar çeviriyorsun? Cevap ver. Duyduklarım doğru mu? Konuşsana! Her şeyi biliyorum. Gebeymişsin. Bir de utanmadan çocuğun benden olduğunu iddia etmişsin. Bu kadar alçaldın mı sen ha? Nerede senin namusun? Ha? Nerede senin haysiyetin? Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Güllü'yle karıştıran sensin Kemal. Ben Güllü'yle karıştırmıyorum. Ben onu seviyorum. Sen de birazcık gurur olsa benden boşanırdın. Ama sen ne yaptın? İnat ettin. Sonra da gidip elin adamının koynuna girdin. Artık bitti Halide. Derhal boşanıyoruz. İffetsiz bir kadından boşanmaya hakkın var herhalde, öyle değil mi ha? Hayır Kemal, boşanmıyoruz. Bu çocuğun senden olmadığını ispat edemezsin. Hiçbir şekilde kanıtlayamazsın. Katil mi edeceksin sen beni ha? Delirtecek misin sen beni ha? Düş yakamdan Halide, düş yakamdan! Yoksa günah benden gider. Senden niye boşanmıyorum biliyor musun? Seni sevdiğim için değil, senden nefret ettiğim için. İkinizin bir araya gelmesine asla izin vermeyeceğim. Hayatı zindan edeceğim size, anladın mı? Sen istesen de istemesen de bu evlilik bitecek. Hayatımın sonuna kadar Güllü'nün yanında kalacağım.
Sense tek başına. Yapayalnız kalacaksın. Defol. Çık dışarı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.